sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benim istediğim birkaç husus vardı. Doğrudan onlara geleyim. Bir tanesi, çoğu üniversitenin mezunlarının yaşamları sırasında erişmiş oldukları makamları ve varsa elde ettikleri şöhretleri öne çıkararak okullarının değerini bu şekilde kıyaslamak ve kanıtlamak istediklerini biliyoruz. Bilhassa Amerikan sisteminde siz de gördük, mesleğimizde de gördük bunu. Bizim okulumuz biraz farklı. Kuruluş amacı da farklıydı ve 163 yıl geçmişinde eğitim tarihinde zaten altın harflerle yazmış bir okul olmanın yanı sıra yurdumuzun sosyal ve siyasal değişimi ve gelişiminde de rol almış ve özel yapıcı bir rol üstlenmiş okuldur. Nitekim 1935 yılında ilk Atatürk'ün iltifatına masak olarak yüksek değerli arkadaşlar şeklinde tanımlanan mezunlarımız özellikle yurt ve millet için görevlendirilmiş ve bunun da nesilden nesle geçmesi talimatı verilmiştir. Çünkü kuşaktan kuşağa ülkemizin yükselmesinde rol alacak olan mezunların ve mezunların çoğunluğunun üye oldukları ülkeler dediğini, bu açıdan fakülteyle bağının korunmasını ve öğrencilerin yani mevcut öğrencilerin mezunlarla hayat deneyimiyle dair kaynaşmasını çok önemli gördüğümü belirtmek istiyorum. Şimdi okulumuzun öğrencisi olan çok az sayıda gencimiz burada. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Siz merak edebilirsiniz işte saçları bu aklanmış eski öğrenciler acaba ne düşünürlerdi, ne yaparlardı 50 yıl önce diye. Size özetle ifade etmek istiyorum. Bir defa herhalde en büyük özelliğimiz, katılıyor musunuz arkadaşlarım bilmiyorum, özgürlükçü olmamızdı. Özgürce düşünme ve özgürce ifade etme belki de o yıllar bizim için olmazsa olmazdı. Kişisel çabalarımızın yanı sıra bir de sosyal alanlardaki özgürleşme hareketlerinin içinde de aktif olarak yer alan bir kuşak olduk. Ülkemizle ilgili olarak en büyük kaygımız ülkemizin geleceğiydi. Ve o zamanki ifadelerle biz tam bağımsız Türkiye idari yaşıyorduk. Gençliğimizin çok önemli 4-5 yılını bu fakültede geçirdik. Ve yaşantımızın üzerimize yüklediği dogmaların ve ileri adım atmamızı engelleyen her türlü çağ dışı kalmış düşüncelerin üstesinden gelme bilinciyle düşüncelerimizi aydınlanmacı çizgiye soktuğumuza inanıyorum. Bunu eleştirdiğimiz bu fikirlerimizi ve değerlerimizi eylemlerimize mesleklerimiz içinde, yaşantımız içinde eylemlerimize yansıtacak sorumlulukları da üstlenmekten hiç korkmadık. Gayretlerimizi kamu yararına yoğunlaştırdık ve toplumca kalkınmayı hedefleyen ortak temel için çalışmayı ödeyebildik. Bu şekilde, yani duruşumuz olan genç insana biz vatanperver diyoruz ve biz kendimizi böyle kabul ediyoruz. Sayın Ruşen Keleş hocamız bizim 72 yılımıza sınıfımıza hitaben bir yazı yazmıştınız. O yazıyı tavsiye ettiğiniz doğrultuda kararlılıkla tutunduk diye düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız siz de hocalarınız sizin yine sözlerinizle büyük huzur ve kıvanç duyuyor olmamız lazım. Biz ise değer yargılarının kalitesini yüksekte tutan insanlar haline gelmelerinin başarısıyla müstediyiz ve 50 yıllık geçmişimizde gurur duyuyoruz.